İstanbul Motosiklet Fuarı'ndayız. Çekime başlayacağız ama arkadaşlar başlayamadı. Fuara geldik bugün çarşamba değil, bugün perşembe değil mi? Bugün perşembe abi. Bugün perşembe, kapılar daha yeni yeni VIP'lere açılıyor. Kalabalık olmadan önce gelmeyen arkadaşları geziyormuşçasına, siz geziyormuşsunuz gibi buradan gireceğiz. Arka taraftan çıkıp bir de karşı tarafta standlar var. Onları da gezeceğiz. Hep beraber yeni modellere bakacağız. Kralla başlayalım. Hatta şöyle çevireyim. Kralları size göstereyim. Çok güzelmiş ya. Şunu çok beğendim. İçerisinde yeni araba da değil, böyle bir şey kokuyor. Yapışkanla plastik karışımı bir şey kokuyor. Ama içi çok güzel. Bir tane gösterge koymuş şöyle. Tablet gibi bir şey var. Aslında bunları sürebilsek ne güzel olur. Kralım burada elektrikleri 4000 havayı incelemiştik hatırlarsanız, onun 5000 havası var burada. Burada yine kırmızı 5000 hava. Kral şuradan Piaggio'ya bakalım. Moto Guzzi. Bunu da incelemiştim. İncelemesine bakabilirsiniz. Evet, Yamaha standına geldik. Tristi 155 fiyatlar yazıyor mu bakalım ya. 31.900 Tristi 155. Yeni fiyatlara da bakalım size, tek tek göstereyim. Nmax 22.5, 22.250 daha doğrusu. Nmax de çok hoşuma giden bir motor. Şu yenisi sanırım. Fiyat olarak da koymamışlar, bilgilendirme koymamışlar ama. Şöyle etrafında bir tur atayım sizin için. Şuradan hızlıca küçük CC'lere bakalım, sonra diğer taraflara geçeceğiz. Neos 4 14600. Şurada YS 125. Hemen bakalım, buna da bir cam koymuşlar. Demişler ki 18.400 demişler. Bakalım burada ne var? T-Max. Ya görünüş çok iyi değil mi şunun ya şöyle? Bak. Bunun da 110 söyleyemedim bir an. Söylemek de istemiyorum. Fiyatı gösterdim. Söylemeyin. Siz bakın. X-Max 125. Bu da 28.750 diyor. X-Max. Trazer 900. Bunun da hemen bakalım fiyatını. 85.250. Ama çok iyi olmuş. Rengini beğendim. Ben de çok beğendim. Fiyata da yapıyor. Bundan alacağız mı ana? Değişmeyen motor göstereyim sana. Alacağız mı bundan? Gönül ister ki alalım. 33.300. Ben beğendim bunu ya. Çok güzel olmuş ya. Şura biraz daha genişlemiş ya. Akşam onlar olur mu la? Saralım bundan bir tane. Çok tehlikeli. İçim gidiyor, bir şey olacak. Düşecek diye içim gidiyor. İçim neye gidebilir ki içim başka? Kıza değil mi? Pardon, motora. Motora. Dilim sürüştü. 85.000 lira MT09 SP. Sence bana MT25 mi alayım, MT10 mu alayım? 10. 10 alayım. Çok yakışmadı mı ya? Vallahi niye bu? MT10. 10. XV950R 80.000. Uzun zamandır bunlardan gelmiyordu. Bunlardan çok istek vardı, gelmiyordu. Güzel olmuş bak.
165 bin lira fiyatı. Süpersport çok sevmiyorum ama bazen insan sürmek istiyor ya, böyle çıkayım biraz gazlayayım, gaz açayım falan istiyor. Tabi yollar buna izin vermiyor, ona da pist lazım. Ankara'da pist yok. Bak, sosyal mesaj veriyorum burada. Ankara'da pist yok. Pist olsa alacağım diyorsun. Yamaha, Yamaha'yı seviyoruz. Başka Yamaha'da yeni modelleri gösterdik. Bir Trazer 700 vardı, yeni model gelmemiş. Onu da göstermek isterdik. Sadece çok büyük ayakları. Değil mi? Aha, boyuma uygun. Bak, bu bizim boyumuza uygun, gel. Fiyatına bakalım. 27.500. 125. TTR 125. Gidelim mi şöyle? Aa, bu nasıl bir şeymiş? Ayakta da kullanmada mı uygun bu? Vay, arkası bak. Arkaya baksana, gel gel. Bak, buraya nos çıkışı koymuşlar. Nos çıkışı koymuşlar, gördün mü? Hoparlör mü bu ya? Müzik mi çalıyor acaba? Egzoz sesi mi çıkarıyor? Yok mu arkadaşlar, soralım şuradan. Şimdi buradan normal müzik mi çalıyor, egzoz sesi mi çıkarıyor diye. Hepsi de var, egzoz da var, müzik de var. Egzoz sesi de çıkarıyor. Ha, gidiyor. Ha, bu hem otur. Tamam. Öyle mi? Ha, doğru ya, açtım burayı. İyi söyledin bak onu. Alayım gideyim mi? Ankara'dan. Evet, valla alayım gideyim. Ya bu nedir Allah aşkına? Yine bulduğu kendine göre. Güzel, çakarın falan. Onları herkes inceler. Yalnız bir şey söyleyeyim, bu viraja yatmaz abi, lastikler çok kalın. Tabii ayakta sürmeye de uygun ya bu, hem şey. Tamam, beraber, bugün bununla beraber eve gideceksek okuyayım ben. İkimizi çekerim. Beni çeker de seni çeker mi bilmiyorum işte orada. Allah razı olsun abi, çok güzel. Nos, bunun nos var. Vallahi. Tabii bak, arkaya bak. Bak, inanmıyorsun, gülüyorsun ama bak, çıkışları gördün mü? Yok, o ya. Ateş ediyor oradan. Şundan alsak birer tane ikimiz. Pembe olacak ama. Tabii. Pembe işlem var. Sana da şu arka turkuazı alalım. Yok, ben de pembe isterim. Pembe mi? Benim neyim eksik ta? Ben de pembe istiyorum. Abi biz çekiyoruz şu an ama ya. Dışarıdan. Lütfen ya. Bu böyle olmayacak. Bu neymiş böyle bu? Bu ne bu? Ben saç kestirmeyeceğim ya. Şey. Sabote ediyoruz Kerem'in çekimi. Ama bu ne güzel bir şeymiş böyle ya. İyi değil mi? Bu kendi gitti. He, tamam. Ben şey sandım. Kesetin yanına bağlananlar var ya. Bir dakika, üstüne bir ne mi yazdı falan? Ayağı tutup atması. Çok yakıştı ya. Çok iyi ya valla. Al bu fotoğraf. Acaba kullanımı nasıl? Yalnız. Gel abi, detaya bakar mısın? Gel abi öyle. Vitese bakar mısın? Anne, vites nerede? Front rear. Ana, buradan geri vites fark. Abi. Vallahi geri vites. Şey gibi, şu bizim direkt fark, arabaları gibi olmuş abi. Sinyal. Her şey böyle tık tıktı ya. Korna. Abi tarz motor öyle. Ya çok tarz da yani. Korna burada. Kilise çanı gibi. Kilise. Ama güzel, beğendim bunu. Güzel güzel. Burada cepleri falan var. Ruhsat anahtarı var. Tamam. Çalıştı yine. Her yedir. Yağmurda falan nasıl olacak ki o iş, yağmurda karda? İçinde su gideri var mı? Böyle arkamdan gelince şey oluyor. Senin önden gitmen gerekmiyor mu sanki? Ben mi böyle düşersem çok komik bir görüntü olur. Daha çok izlenme alırız, boş ver gel. Artık fuara gelip fiyat eleştirmekten çok sıkıldım ya. Vallahi çok sıkıldım. Gönül istiyor ki böyle teknolojisini konuşalım, rahatlığını konuşalım. Bak şunlar güzel, mis gibi. Bak fidil fidil gidiyor bunlar, güzel böyle, rahat. Seyime çok soran arkadaş vardı. Abi skuterlar nasıl, iyi mi değil mi diye. Güzel bu motor bunlar. Bunları tercih edebilirsiniz. Benelli standındayız. Şöyle bir hızlı tur atalım. Benelli'nin her sene olduğu gibi kafa tasarım, esinlenme, kendisi esinlenme, öyle çok modelleri var. Bir tane Diavel vardı. Ha bak orada. Diavel çek, Diavel. Fiyatı neydi? Geçen sene açıklanmamıştı. Sabote ediyorum şu an. Onu boş versen ya. Onu. O yanlış kanal abi. Beni gördüm. Panigale var. Değil mi? Gel gel. Şunu diyeceğim bak. Orada Panigale var. Diavel var. MSX var. Arka tarafta bir model daha vardı da. Şurada bir Suzuki 650 Vistron. Bunu geçen sene de gördüm ben fuarda. İnceleyelim dedim ama hiç bir arkadaştan bulamadık. Test mesle açmadılar sanırım. İnceleyemedik. Neyi nedir ne değildir. Göremedik bu motorun ne olduğunu ama bu sene de yine fuara gelmiş. 125 cc
Panigale. Evet, Superlight. Kuba Superlight. Peşin peşin söyleyeyim, alabileceğiniz nadir chopper diyelim. Bunların fiyatlarını yazmamışlar. Tek tek de sormak da istemiyorum. Yeni modeli çok göremedik değil mi ya? Hemen arkanda KTM var. KTM'ye bakalım. Oturmayalım diye de üstüne çekelim. Ben çekmek istiyorum yalnız çünkü bu beni ilgilendiren bir kısım. Arkadaşım kamerayı çeker misiniz orada? Ya bu kadar olmaz arkadaş ya. Bu nedir artık? Hiç misafirperver değiller. Ta nereden geldik biz ya? Bir fiyat bilgisi alsaydık. Aldın mı sen fiyat? Ya sanki alacaksın ha. 150 bin lira dedik. Tamam. Ya sen yaşlı başlı adamsın. Ne yapacaksın bu motoru ya? Ne diyor la bu? Ben almayacağım ki. Arkadaşlara söyleyeceğim. Belki abi, onlar alacak. Yeni tasarım çok güzel olmuş ya. Hissiyatı inanılmaz derecede güzel yani. Ya nerede bindin de hissiyat? Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Şöyle yapmak istemiyorum. Burada böyle hissiyatı güzeldi, yok şöyleydi falan diye anlatıp da hepsi güzel, hepsi güzel. Yani şimdi bunu binip de şöyle bir tur atmadıktan sonra burada sadece şeklini ve fiyatını gösterebiliriz. Aynen çok öyle. Çok bir şey anlatamayız yani. Binip bir bakmak lazım şeye o yüzden. Şeye baktın mı abi? 390 Adventure'a. Yok bakmadım. Bak, 390 nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Takıldık mı? Hep bunların yüzünden. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Yakalarım, ben seni yakalarım. Binip de böyle bir sürmedikten sonra hani bazı arkadaşlar diyebilir ki abi çok hızlı geçiyorsunuz, hiçbir şey göremedik falan diyebilirsiniz ama sadece yeni modelleri göstermeye çalışıyoruz hızlıca. Rengini, sağını, solunu. Onun dışında bir şey yok yani. Gösterebileceğimiz, binmedikten sonra, binip test etmedikten sonra işler biraz şey oluyor, sıkıntılı oluyor. Aa evet işte yeni model Adventure 390. Gel gel şu yandan bir çeksene, şu kafayı bir çeksene. Kafa bağımsızlığını ilan etmiş, bak çok güzel olmuş. Yani beğenip beğenmemek biraz göreceli tabii. Herkesin zevki ayrı oluyor, birbirine benzemiyor. İnsanlar bazılarınız güzel, bazılarınız kötü diyebilir ama bu KTM tasarımlarını ben zaten beğeniyorum. 390 Adventure'ı da beğendim. Yani görünüş olarak beğendim tabii, bir de binip test etmek lazım. Şu motoru hiç sevmiyorum, peşin peşin söyleyeyim. Hani bunu ne kadar çok beğendiysem onu da o kadar beğenmiyorum, öyle söyleyeyim. Bindim de yani beğenmedim. 390 benim en sevdiğim modeller arasında, motosikletler arasında. 390'ı da çok beğeniyorum. 2-3 kez de bindim, sürdüm, kullandım. Aletlerin alet. Bak yine yakaladık, bak yine yakaladık. Yakaladık. Abi bizi mi takip ediyorsunuz abi, girmeyin ya artık. Kadrajımıza girmeyin ya. Bak kendime izlensin diye yanıma çocuk aldım ya. En azından çocuk. Hakikaten. Yalnız o da. Baya baya. Baya şey ya böyle. Yürüyüşünden belli. 4 yıldır yarışıyor. Kaç yaşında oldu? 4 yıldır yarışıyor. Kaç yaşında başlamış? 5 yaşında. Şöyle yapalım bak. Siz bir taraftan girin, ben bir taraftan gireyim. Tamam biz buradan girelim. Şuradan girelim. Hadi gel reklamını yapayım da bitsin. Bunu mu istiyorsun ya? Bak hallere bir bak. Evet, hallere bir bak. Ana hallere bak. Abi şey reklamını yapıyormuş gibi kendi reklamımı yapıyorum. Çünkü adam videoları daha çok izleniyor. Çaktırmayın. Kerem Hiro. Saygılar. Kolaçam. Geçen. Canlı yayında ne konuşmuştuk? Volta demiştik. Volta'nın mankenleri demiştik. Abi Volta'nın mankenleri. Yük de genelde böyle scooter ve kap tarzı ürünler getirmiş. Yani bu tür markaların genelde böyle her sene yeni yeni modelleri çıktığı için şu yeni çıkmış, şu eski model tam bilemiyoruz da zaten. Sağ tarafımız Mondial. Hatta şöyle tek tek göstereyim size. Mondial geçen sene çok iyi modelleri getirdi. Piyasaya çok iyi girmişlerdi 2-3 senedir. Bu sene biraz daha böyle azalmış gibi sanki. Arka tarafta Zontes 250 var. Zontesleri şöyle bir çekeyim hemen. Buraya Zontesleri koymuş. Biraz stand boş görünüyor geçen seneye bakarak söylüyorum. Geçen sene çok aktiflerdi. Mondial'in 125 drifti. Yine gözü toprağa bakıyor Mondial'in. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Nevada yine geçen sene gelecekti. Bekledik. Bu sene gelecek mi onu da bilmiyoruz. Umarım gelir. Çok bekleyeni vardı bu motorun ama maalesef. Geçen sene de fuardaydı. Gelmedi. Bu sene gelir mi? Birini bulursak soracağız ama Mondial bu sene biraz standı boş kalmış Mondial. Dediğim gibi geçen sene çok daha aktiflerdi. Çok daha yeni model vardı, fazla model vardı. Gelecek mi bu sene?
Tabii gelecek. Bu sene var yani. Nasıl bu sene geliyor. Aynen. Çok bekleyen var. Drift'in yeni çıkacak mı o piyasaya? Geçen sene de fuardaydı. Ha. İşte çıkmadı piyasaya. Var şu anda var. Var mı satışı var mı? Satışı var yani şu anda. Ha, hiç görmedim o yüzden. Gönderimi yapıldı yani şu anda. Evet, Nevada bekliyordunuz. Bu yaz inşallah bayilerde olacakmış. Drift'in de yeni modelini soruyordunuz. O da bayilere gönderilmeye başlanmış. Ve Honda'dayız. Fuar'ın iki büyük firmasından bir tanesi. Afrika Twin. Bunu daha size nasıl anlatırım bilmiyorum. Yani Afrika Twin bir Honda markasının bir modeli. Çok fazla da konuşmayı uzatamıyorum çünkü müzik var. Hem ben çeksem de siz izleyemeyeceksiniz teriften dolayı. Merakla beklenen CBRR 1000 Arar. Makineyi ben anlatmayayım, böyle dursun dönsün. Egzoz. Niye bu kadar büyük yaparlar? Burada bir NC750S var. Bu yeni renk sanırım. Daha önce görmedim ama. Ben ilk defa görüyorum. Göstergeye de bakalım. Honda'yı da evet biliyorum hızlı geçtik ama çok yüksek ses var ve müzik telif sıkıntımız var biliyorsunuz videolarda. O yüzden hızlı hızlı geçmek zorunda kalıyoruz. Bajaj, Furalkan herhalde en çok yeni model burada değil mi? Pulsar 125, 12 beygir, 5 vites enjeksiyonlu, arka fren kampana diyor, ön fren disk diyor. Hızlıca şöyle bakalım. Bir bakalım binelim şuna. Ayak marşı koymuşlar. Bu sene kuryelere çalışmış çoğu firma. O da güzel olmuş. Fiyatı da 13,5 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Dominar'ın bu da yeni modeli. 40-50 civarı değişiklik yapılmış diyorlar Dominar'da. Tamamen neler değişti bunlarla ilgili bir fikrim yok. O yüzden size şöyle bir görsel gösterelim. Ayrıntılı incelemesini ilerleyen zamanda yapabiliriz. Çift egzoz tekti değil mi eskisi? Tekti ha, evet. Tekti, çift ortada oldu. Ortada tüp vardı, tübümüz kalktı. Ha, tamam, çift, çift oldu. Evet, çift. Bakalım göstergeye de bakalım. Şu anda yaptığımız olmadığı için anlık yakıt göstergesi. Ortalama hızımız. Evet. Ayrıca vites göstergemizde bu ekranı alabiliyoruz. Yani burada hem burada var hem burada görülebiliyor. Bunu kapatabiliyor zaman değil mi? Evet, kapatabiliyoruz. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Platina yeni mi çıkmış? Bu da yeni değil mi? Platina 110. 4 vites mi 5 vites mi? 5 vites. 84 kilometre gidiyor 1 litreyle. En az yakıt. Gider mi o kadar? O kadar gider mi? Fabrika verisi böyle. 1 litreyle 85. 84. 80 diyelim. 1 litreyle 80 kilometre gidiyor. Fabrika verisi böyle evet diyormuş. Satışa çıkınca bir ölçeriz. Bir 1 litre koyarız içine. Bir bakarız gerçekten ne kadar gidiyor diye. Platina 110. Bajaj'ın yeni modeli. Solumuzda hemen BMW var. F900 şunu beğendim. Thank you.
Espin Arar hakkında şunu söylemek istiyorum. Süper spor yapılması gerekiyormuş. En iyisi nasıl olurmuş? Abartmadan. Sanki onu yapmış adamlar. Hani abartı bir şey koymamışlar üstüne. Yani sistem teknoloji olarak efsane. Yani şey gibi o yani yapılabileceğinin en iyisini koymuş. Yani fazladan şuraya şunu koyalım da daha böyle şekilli gözüksün dememişler. Ha, yap öyle ha, olması şey. Gerektiği gibi tamam bir kalıp çıkmış. Tertemiz bir motor yani. Tertemiz motor. Hani bazı motorlarda vardır ya işte. Taşık yer mesela. Heh. Bayağı janjandı böyle janjan, ambalajlı. Falan. Bu demiş ki biz bu çok fazla abartmayalım. Yapalım. Son teknoloji donanımı koyalım. Görünümü de sade. Ha. 10 numara temiz. Ducati'ye girelim. Ducati hayranlarına açılışı şöyle yapalım. Bir de voltayı turlayalım. Voltayı geçen sene de detaylıca gezmiştim. Yine volta mankenleriyle ön plana çıkıyor. Bu da bazı arkadaşların ilgisini daha çok çekiyor ama şu modeli de çok beğendim. Rengi güzelmiş bak benim. Videoyu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.